Adım Rıfat. Eylül Elvan'ın babasıyım. Olay çarşamba akşamı yani ayın 17'si. 6. ayın 17'si. Akşam aracın arkadaşımla birlikte otoparkta aracın LPG ayarını yapıyorduk. Çocuk da yanımızdaydı. Yanımızdaydı yani bir arkamı döndüğümde çocuk en son parktaydı, oynuyordu. Yani parkta diye, yerleşim alanı diye hiç kimsenin aklına gelmez yani. Şuradan bir kurt gelip de veya bir hayvan gelip de saldıracağı. Biz de arkamıza bakmadık yani, şimdi güvenilir yer. Dağ başı diye gidirdik yani kendi kendimize. Yani dağ başı da olsa yerleşim alanı sonuçta da. İşte arkadaşım yanımda, arkadaş yanımdaydı. Lepen ayarı yapıyordu. Kardeş o ses neydi diye şöyle bir döndü. Baktık bir ses yok şöyle. Yola doğru baktığımda bir hayvanın gittiğini gördüm. Dedim, hatta dedim kardeş bu çakal mı kurt mu dedim. O ne götürüyor acaba dedim ağzında. Kardeş poşet mi dedim acaba. İşte bu şu karşı kaldırımdan karşıya geçip ışığın altına gelince benim kızımın ağzında olduğunu gördüm. Tutmuş götürüyordu. Can havliyle ben de bağırarak peşinden koştum. Peşinden koşunca zaten bırakmış ama nereye bıraktığının farkında değilim. Ama bu sefer arada 3 sefer düştüm kalktım yani 3 sefer. Üçüncüde baktım ağzında yok. Ondan sonra döndüm bir arkadaşa dedim kardeş kız yok. Bir tane bak. 10 saniye sonra kalktık. Kendisi kalktı zaten. Hemen arkadaş aldı. Komşunun oğlu vardı sağ olsun. Hemen arabaya attılar götürdüler. Zaten arkasına da biz baktık. Ondan ziyade yani biz gitmeden dönüp baktığımda hani çocuğu bıraktı gitti. Yani dönmüş daha geri geliyor yani. O cesaret yani. Daha dönmüş de geri geliyor. Üstüme doğru geliyor. Ben peşine düştüm. O baltımına mı bıraktı? Bıraktı gitti. Aşağıda bekledi. Çocuk kalkıp arkadaş kucağına diyor mu? İşte ondan sonra geri döndü geliyor. İşte burada bir arkadaş vardı. Aşağı inince yolun ortasına çıktı. Ben bir daha gel diyeyim deyip şey yapınca gözden kayboldu. Aşağı deriye doğru indi. Herhalde önce kafasının arkasından gitmiş. Götüremeyeceğini anlayınca işte şurada. Ondan sonra bu taraftan düşüyor işte. Böyle gördüm. Yüzünde 10. 15 tane yüzeysel şey düzdümba. Vallahi söylenen sağ olsun arkadaşlar haber geliyor işte bir aşağıda görmüşler işte dün akşam. Hatta ben de vardım. Polis arkadaşlar da aşağıdaydı. Yukarı tarafa da işte yukarı tarafta da görmüş. Oraya da kapan atmışlar işte. Arkadaşlar devriyede nöbettiler. Bekliyorlar şu anda işte. O gün benim çocuğumdu. Gördüm belki kurtardım da yani. Acaba diyorum gene gelip de diyorum yani başkasının çocuğunu götürür mü diye. Ben kendim yani tereddütteyim yani. Büyük olarak yani. Valla 6 senedir buradan ilk defa oldu ya. Yani olacak işte bu. Yani olacak. Olduktan sonra yapacak bir şey yok ama. Burada tabii işte bulunduk söyledik. Sağ olsun onlar da ilgileniyor işte. Çevre korumadan, Orman Bakanlığı'ndan arkadaşlar, abilerimiz, polis abilerimiz, arkadaşlarımız yardım görüyorlar. Şu anda onun peşindeler. Ellerinden geleni yapıyor sağ olsunlar. Tokyo'da oturuyorum burada. Biz Rıfat arkadaşımla araca bakıyoruz. O sırada işte küçük çocuk da yanımızda arkada parkta oynuyordu. Ondan sonra arkadan sesler geldi. Sesler ne diye dönüp baktığımızda kurtun çocuğu alıp yolun karşısına götürdüğünü gördük kızla. Arkasından biz de bağırarak çağırarak koştuk peşinden taş atarak. O esnada ileride kayalıkların altında çocuğu bıraktı kaçtı kurt. Biz ondan sonra çocuğu aradık otların içine bıraktığı için. Çocuk ayağa kalktı. O sıra gördük çocuğu. Aldım ben kucağıma getirdim. Ondan sonra da biz geri geldik. Arkamızdan kurt çocuğu bıraktığı yere tekrar geri döndü. Biz tekrardan taşladık onu. Kaçtı o ara. Ondan çocuğu hastaneye arkadaşımız götürdü işte komşunun arkadaşı. Köpek oluyordu ama kurtu ilk defa gördük. Yani o kurtun da bir an önce bulunup gerekenin yapılmasını istiyoruz tabii. Şahsen kendim bile yani büyük yetişkin adam olarak kendim bile akşam dışarıya çıkmaya korkuyorum yani. İnşallah yetkililer kurtu da bulurlar. Şu içimiz rahatlar o zaman.